Ankara'dayız. Niye Ankara'dayız? Tuvalet fırçası ne var abi? Yeni evimizi tuvaletten sonra lazım ama... İstanbul'dan tuvalet fırçası mı getirdin? Evet. O airfryer falan mı? Bu airfryer çok pisledi diye çöpe atmıştım. Geri aldım, çöpten yıkayıp kullanacağım. Evet, Ankara'dayız. Çok iyi. Çok iyi. Terzi'ye geldik, Erdal Bey'e. Erdal abinin yanına geldik. Takım diktiriyoruz. Niye takım diktiriyoruz? Arada sürpriz olsun beyler. Güzel haberlerle gelebiliriz. Takvime bakmışsınız, bir anda evleniyorum. Deme. Hayırlısı olsun. Sonra bugün Blanka'nın yanına gideceğiz. Kendisiyle sırt antrenmanı çekeceğiz. Doğuş abi bizlerle. Senin düğünde artık bir böyle... Abi en son benim kanalda... Erik Dal'a oynarız. Of! Benim videolar dolaşıyor zaten biliyorsun. Efsane videomuz her yerde. Aynen, o efsane video. Daha iyisini yaparız. Doğuş abi en son kanalda Dubai videosunu gördünüz. Şehir dışına ve yurt dışına çıktığı zaman Doğuş abiyle çekiyorum videoları. Erdal abi de ona herhalde 4.30'da falan geleceğimizi söylemiş. Ona göre ayarladım falan dedi. Onunla artık akşam görüşeceğiz. Eğlenceli adam. Volkan komik ya. Tanışırsın bugün mekandan. İyiyim, sağ ol. Başkanım sen nasılsın? Nasılsın hoş abi? Geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyi valla. Genç sen de hoş geldin. Bunu da bana mı bıraktın? Evet abi, hediyem. Yalnız ben bunu ayağıma mı takayım? Nereye takayım bunu? Nasıl gidiyor her şey? İyi mi? Nasılsın? İyi valla. Her şey yolunda mı? Hacı siz hep böyle mi besleniyorsunuz la? Oğlum sabah kahvaltısında bu olur mu ya? Böyle abi, kahvaltı bu. Ciddi misiniz ya? Öğle yemeği de bu, akşam yemeği de bu. Şuna. Hayret ya, vallahi. Genç sende de var herhalde bu tarz hareketler. Ahmet de fena abi. Belli belli. Omuzlardan falan. Ne olacak abi, körle yatay şaşı kalkıyor değil mi? Başkası da olmazdı diye düşünüyorum bizde değil mi? Olmak zorunda. Ha, sen kahve içmiyor musun? Çay abi. Sen çaycı mısın? Ben çok içtim kahveye girerken. Onlar uyudu. Öyle mi? 3 saat uykuya geldim buraya. Onlar uyudu, ben uyuyamadım. Sen şey mi? Sabah erken mi çıktınız? Bayağı erken çıktınız herhalde. 5'te falan. 3'te uyandım ben. 4'te götüleydim. 4 çeyrek falan. Aynen. 4 çeyrek falan bendeydim. 5.30'da yola çıktık. Ha. Otelde. İyi olmuş. İyi, yani 5 saat sürmüş. Şimdi bakalım bir sonuç ne olacak, ben de merak ben ediyorum. Ben acayip merak ediyorum şu an takım abi ya. Vallahi bak çok merak ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Yani böyle kimse de yoktur bu tarza. İlk olacak. TRT'de değil. Tek miyiz abi? TRT'de değil. Dünyada. Dünyada teksiniz oğlum. Gerçekten dünyada tek çok olur. Abi. Bir sonucu da iyi çıkartabilirsek bambaşka olur. Efsi olur ya, efsi olur. Vallahi efsi olur yani. Bir bakayım ben bir hazırlıklara tamam. Ne yapmışlar. Siz bu arada yemeğinizi yiyin. Bak bakalım Genco. GTA San Andreas'ta. Fena bir şeydir. O benimki mi abi? Yok, bu da seninki. Allah. Herkesin cüssesine göre kardeş. Yılan. Gokalaf. Gokalaf da yazılabilir aslında. Gokalaf. Direkt Gokalaf yazılmışlar ya kocaman. Bir de büyükse zaten sığmıştır. Ay, üşenmeden susamlarla uzun yazmışlar. CZN'de pideye ismi yazdılar. Dedik herhalde Gokalaf yazarlar. Kocaman pide getirmişler dev gibi. Gokalaf. Gokalaf yazıyor. O zaman da Gokalaf diye bilmiyor yani piyasada. He. Yani, adam uzun uzun Gokalaf isim soy isim yazmış. En son olmasında bir sakıncası var mı? En son üniversite 1'de pantolon giymiştim. Tamam, şimdi üniversite yıllarına mı döndün şimdi? Evet abi, üniversite. Liseli mi oldun sen? Ya sen var ya, nesin ya? Çek şunu. Ben böyleyim beyler. Selamun aleyküm. Ben böyle gideceğim. Oldu mu? Ronnie Coleman. Geri zekalı oğlum. 99 Olimpiya. Kronik olmundan sonra. Abi ne diyorsun? Efendim abi. Bence gibi. Bence gayet güzel. Ya bu ne var? Aynen. Tamam. Tamam. Ben unuttum. Oğlum oldu mu lan Ahmet? Tamam. Vallahi pantolon arası. Tamam. Oturmam rahat. Bakayım. Oo, gayet rahat. Oğlum rahatla. Biz sana bununla spor yaptıracağız. Hadi ya. Çok i̇nanmıyor bu lan, inanmıyor bu işe. Abi bu kadar yakışıklı olmazsam olmaz ama. Ama şimdi,
Şimdi herkesin bir şeyi var yani. Önce gelinde yazar polisiye diziydi o. Ha, öyle mi? O, sonra onun şeyini çekti. Yani, Tokyo Vice. Şurada aslında sen Miami Vice Don Johnson diye yaz. Uzun. Çıkar, ama sen uzun istediğin için. Falan kıyafetle böyle şey beyaz kurvazı falan giyer, saçlar sarı falan böyle değişik bir adam. Ufak tefek bir iki detayı şu düzeltmeleri yapacağız hocam. İptiraslar çalışıyor. Evet. Al abi. Mikrofon önüne alacak. En son lise mezuniyetinde giydim ceket. O da olmamıştı. Bu da bu olacak inşallah. Düğme mi yok? Yok. Onlar şimdi prova kısmını göreceğiz. Hı. İyi mi hocam? Şimdi, merhaba. Efendim hocam. Bence iyi. Oha Göktuğ'u da kapatmış ya. Oldu mu? Bence. Keşke şöyle olsa. Herkes kendine olmaya istiyor işte. Bunlar olacak mı? Yok. Kolum böyle duruyor. Daha geriye gitmiyor değil mi senin? Sen ayakkabıyla mı geldin? Ayakkabıyı getirdim de demek ki işte. Aynen. Sen var ya bu işin duayenisin duayen. Selçuk abi ayağını denk alsın. O da gelecek tanıştırmalar abiyle. Kim? Muhtemelen. Bizim boss abi, big boss. Muhtemelen 10 güne falan bir gelir herhalde. Boss mu dedin? Selam YouTube. Ha tamam. Senin kanatların küçüldü mü? Ne oldu? Bize her şeyde küçüldün mü Lem abi? O gün sanki daha iyiydi yani. Abi yapma benim şu an var ya bugün depresif geçecek senin bizim. Şimdi öyle dedin ya abi. Gider idmanda. Aynen. Ben şimdi bir tavuk pilav daha yiyeceğim abi. Bizi bitirdim bugün. Ben de abi. Tablo gibiyim abi. Sen böyle kendin daha nasıl rahat edeceksen benim için fark yok. Ben okeyim. Çok... Bir de kısa gösterir misin abi ona? Bu az bir şey yani gösterir. Kısa gösterdiğin zaman ceketin şekli bozuluyor hocam. Ha. Bak. Yani eğilmesen hocam. Yani... Peki şuralar daralacak mı bu? Daralsın mı da niye daralıyor? Bence mesela şimdi senin belin zaten incecik. Hı hı. Yani şu an şu resminin tam senin vücudunun net şeyini veriyor yani. Kumaş anladım. Kasılmıyor, yığılmıyor, dağılmıyor. Anladım. Abi. Doğal duruyor yani. Önemli olan bizim işte doğal durması, doğallığını muhafaza edebilmek. Anladın mı? Sen de içinde rahatsın. Sen yapı olarak evet. Oynasam sıkıntı mı? Yok yok ya istediğin hareketi yap. 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 Ha, ne yapıyorsan yap. Şunu mu yapıyordun, bunu mu yapıyordun? Ha, yap işte abiciğim. Her şeyi bak. Ya bunlar senin konfor alanın. Anladın tamam, mı? Ben rahatım, sıkıntı yok. Zaten çok rahatım. Pantolon da çok rahat. Zaten amaç o hocam. Biz onun için yaptık. Amaca hizmet ediyoruz. Evet. Tamam. Yani doğru noktadayız. Doğru yerdeyiz yani. Anladın mı? Yani şimdi... Doğru nokta. Evet, takım ölçülerini aldık. Çıkart onu bir. Recep Ödü içeri gidecek. Çıkart da Doğuş abi. Işte senin gibi ha. Doğuş abi bu takımı seç beğenmiş. Recep İvedik'in partide giydiği ceket var mı? Arkasında icare havan var ya. Travis Scott'ın mı abi? Recep İvedik lan. Travis Scott mı? Beğenirsen sırtına icare havan yapacağız abi. Travis Scott. Recep İvedik. Evet ölçüleri aldık. Takım 2-3 gün sonra bizde olacak. Doğuş abim bitti gibi bir şey. Benim için birkaç daha değişiklik olacak. Buradan birkaç ufak işimiz daha var. Sonra antrenman ve sıfır uyku. 3 saat uyudum. Çok yorgun hissediyorum. İnşallah arada 1-2 saat uyuyabileceğimiz bir vakit olur diye umut etmekteyim. Artık takım giyebileceğim, çok mutluyum. Gömlek giyebileceğim, çok mutluyum. Uzun zaman sonra pantolon giyeceğim, çok mutluyum. Final halini çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle video yayınlanmadan önce post gelir. Videoda sonra izlersiniz. Takım nasıl olmuş. Bu arada Erdal abiye de teşekkür ederim. Çankaya Oran sitesinde Erdal abiyi bulabilirsiniz. Kendisi bu işin duayeni, sihirbazı, hocası. Evet. Toplantıdan da çıktık. Çok yoğun bir gün oluyor. Hala uyku uyumadık. Yaklaşık 2 saat bir toplantı da bitti. Şimdi
antrenmana gidiyoruz. Biraz yemek yiyeceğim. Orada Burak'la biraz muhabbet ederiz. Sonra antrenman yaparız. Açıkçası çok yorgunum. Uykusuzum. Ama yüksek oranda kafein beni kendime getirecektir diye tahmin ediyorum. Neye güldün Ahmet? Ahmet çok mutsuz. Evet. Niye? Uykusu var. Uykusu varmış. Dün 8 saat uyumasına rağmen uykusu var. Ne? Orada görüşürüz. Benim yerime sen mi konuşuyorsun? Hafta bazı değil, 3 gün 10 gün var. İşte itiş çekiş. Bir gün sırtta arka bacak var. Bir gün göğüs dolumuz var. Komple Konan abi yazıyor değil mi? Aynen, komple ondayım. Nasıl? 2 set failure mı böyle? Tabii canım, aynen. Çok, tam benim sistemim yani. Sen bundan önce de mi öyle yapıyordun? Tabii canım, aynen. Zaten bu kadar büyük olan bir adamın başka bir şey yapıyor olmasını şaşırırdım. Yani. Tabii ilk başladığım zamanlar... Benim bacaklarım da çok büyük lan bu arada. Benim aynen bacaklarım... Bacakların da bir garip büyüyor. Önceden de büyüktü, ben futbolcuydum zaten. Ha öyle mi? Aynen, onun da etkisi var. Büyük. Şu an aynen. Yani çok hızlı... En zaten bacaklarım en fazla büyüyen bölgem oldu. Aynen. Yani, bir anda patlayanlardansın aynen, sana. Aynen. Bu kadar büyük değil mesela. Son böyle 4 ayda falan acayip büyüdü. Ben sana yazdığımda da büyüktün de o zaman kaç kiloydun ilk yazdığım zaman? O zamanlar daha fazlaydı da biraz yağlıydı. Öyle mi? Biraz temizledim kendimi dinlenmeden. 116-116. Ama mesela... Bir içtin mi bundan? Ondan içtim abi. Sıkıntı olmaz. Bunu içer misin sen? Olur, sıkıntı yok. Yağlanma bazında mesela kapanıyorsun ama sende kötü durmuyor mesela. Belli aynen. Ki size'ın fazlalığı anlaşılıyor. Karın bölgem kapanıyor. Çok benim de öyle. Benim de fix en büyük sıkıntım o. Ya sıkıntı denemez de yani. O biraz çok bireysel. Benim baksana damar. Aynen yani benim. Midem kapalıdır mesela. Bacaklarım da mesela. Aynen. Tarak mesela şu an. Harbi mi? Vallahi de. Gözlerim abi. Kalça kısmı, arka bacak kavisli yani. Haftada bir mi bacak yapıyorsun? Bir abi aynen. Hmm. Arka bacak iki defa, onu da sırttan sonra bir gün. Sırttan sonra yapıyorsun. Sonra bir diğer sırtta da kol yürüyorum, ben kol yürüyorum. İdmanlar McFit de full değil mi? Aynen. Ama değiştireceğim ya McFit'i. Yani bu son yılında. Neresi? Nereye gidebilirsin ki? Yakında mı? Olacağım abi. Hani? Herkes McFit'ten kavuluyor ya. Çok fazla şikayet ediyorlar. Ses ıhladığın için falan mı? Ya hem antrenmandan dolayı hem farklı sebeplerden dolayı. Aynen. Farklı sebepler. Sana özel... takıyor ya. Yani. Yani, o çok normal kanka. Ne kadar izole edersen et. Gıcık oluyorlar sana. Aynen. Kurtulamıyor ya. Yani. Altın çocuk. Sizin salon çok iyi. Ben orada bir bacak antrenmanı yapmak istiyorum. Gel İstanbul'a gel. İstanbul'a hiç gelmiyorsun. Gerçi ailen... Ben geleceğim. Ha. Sen bana yazdığında ben gelecektim. O ara birkaç sıkıntım vardı. Gelemedim. Zaten 2 hafta sonra da gelecektim sana yazdım hatta. 2 hafta sonra... İstanbul'a gel ya. Mart'taki yarışmaya gelsene direkt. Geleceğim direkt oraya geldim. Ha, bundan öncekine geldin hafta, mi? Bir hafta önce falan geleceğim. Bundan önceki yarışmalar hiç geldin mi? Yarıştığın senenin dışında. Yok. Eylül'de gelecektim, ona da gelemedim. Niye? Sıkıntı oldu. Ha. Öyle gelemedim. Eylül'de gelecektim. Ya, belki çünkü ortam güzel oluyor ya, ben seviyorum ortamı. Belki elde yarışırsın NPC falan. Bu sene mi? Yok ya, bu sene yarışırsın. Ya, bu sene kesinlikle yarışma. Off-season. Mantıklı bir karar. Bak mesela aslında millet, ne bileyim mesela özellikle senin gibi böyle hızlı bir anda patlayan birisi genelde böyle hemen yarış yapayım kafasına yok, girip kesinlikle. Çok fazla şey potansiyel kaybediyorlar. Ama sen off-season mantığında çok iyi ilerliyorsun. Aynen. Baktığın zaman mesela 2 senede 40 kilo almış mısındır? Senede almışım. Değil mi? O mesela ilk natürel mi yarışmışsın sen? Aynen natürel. Orada 83-84. 83 şu an 113 aynen. Diyelim. Arada 30 kilo fark var. Aynen. İyi rakam. Çok fazla. Ha, alırsın ama. İnşallah. Ya bir 130'u görsem benim için tat temiz bir şey. Blanka ölecek mi? Çıkar haberlerini abi. Blanka. Oha Blanka. Zaten yemek konusu... Blanka soyadın? Yok abi soyadın. Öyle mi? Nereden geliyor? Lan rezil oluyor. Blanka anime falan mı? Herkes öyle zannediyor. Anime abi. Falan mı? Ya Street Fight diye bir şey var. Oyun? Oyun falan. Onda bir oyunu tane karakter mu? Var. Ya Blanka diye. Aynen. Canavar böyle. Soyadın ne? Kimse bilmiyor mu? Yok. Soyadın. Dur aynen. Turan. Burak Turan. Herkes soyadını zannediyor. O Instagram şeyinden. Biz bugün konuşuyoruz. Blanka falan şey dedik. Herhalde yabancı falan diyorum ben Ahmet. Yok abi. Güzel bir lakap. Blanka. Aynen çok. Aynen. Blanka aka Burak. Zaten çoğu kişi Blanka diyor, ismini kullanmıyor. Bir de sarısın falan gibi, ben dedim herhalde göçmen. Nerelisin? Ankara mı? Yok, Bolu direkt. Öyle mi? Aynen, Bolu genetiği. Bolu Karadeniz'de mi lan? Batı Karadeniz. Ha doğru, pardon. Abi gene Karadeniz lan. Bakayım her yerde Karadeniz. Evet. Bütün kim hangi badiziyle... Bak Emre Baş Karadenizli, Tuna Hangiler Karadenizli, Furkan Er Karadenizli.
Başka? Say. Karadenizli badicileri. Oradan çıkıyor. Hepsi Karadenizli. Şu an duram. Saysam belki 5 isim daha sayarım. Hepsi Karadenizli. Sen şey İzmir. Ben Karadenizli, ben Çorumluyum kardeşim. Tek Çorumlu bodybuilding'de cami bayrağı elinde tutuyorum. Abi. Ha, Çorumlu. Kaplancan mı? Kastamonu. Kaplancan'ı soruyorum değil mi? Evet. Yani Kastamonu mu? Karslı mı? Karslı mı? Öyle bir şey. Yani zaten kimle çalışıyorsan her türlü hani kendini gösterirsin de kaliteli bir insanla çalışıyorsun. Bakalım şu an işte yeni başladık. Dinlenme de bitti. Ha dinleniyor muydun? Dinleniyordum abi. Benim iki hafta oldu biteli işte yeni başladık. Ha öyle mi? Aynen tabii canım. Çok iyi. Oğlum sen o zaman 130-120'yi net görürsün. Aynen. Ben 3 aydır dinlenmedeyim ben işte. Of 3 ay. Aynen 12 hafta. Bu arada uzun dinlenme çok iyi. Kuruz mu yaptınız komple mi kestiniz? Başta kestim sonra kuruza geçtim işte haftada bir. Çok iyi. Ben 14 hafta falan dinlenmiştim. Bir sene önce. Temizledim kendimi. Bayağı bir temizledim. Ondan sonra başladığın zaman acayip hızlı değişmiştim. Bak sende de öyle olacak. %100. Bir açılsın adam akıllı. Bak göreceksin. Büyük ihtimalle sen Konan abiyle onu konuştuk. 120 direkt olursun. Bak %100 eminim. Sen 3 ay içinde 120 olacaksın. Sonrası da gelir. İnşallah. Bunu demişti dersiniz. İnşallah. %100. Şu an sence en eksik neren mesela bölge? Benim mi? Ya şu an sırtıma bayağı odaklıyım. Şu an sırtım. En beğenmediğin orası mı? Sen, aynen. Zaten kendin. En başta da öyleydi. Yani spora başladığım zaman sırtımı çalışamıyordum. Yani. Ama bayağı üstüne... Kollarda zaten, kolların ve bacaklarında hiçbir sıkıntı yok. Bir de göğsüm, üst göğsüm falan oralar eksik. Ya çok göze batan bir durum yok bence. Bakın daha zaman var ya. Yani geliştireceğim ya. Hepsini tek tek. Blanka full day of vlog gelir mi? Herkesin merak ettiği. Gelir, gelecek. Kaç saat uyuyorsun? 6-8 saat uyuyorum. Ha, yine fazla uyumuyorsun aslında. Çok uyumuyorum. Ben gün içinde uyuyorum. Ha. Ya. Bir saat çok iyi geliyor. Ben de fix antrenmandan önce uyurum. O uyku beni çok rahatlatıyor. Aynen. Ben... O uykunun tadı değil mi? Kaplancan da öyle. Kaplancan'ı biliyorsun. Ben biliyorum. Öğün yiyip uyur, uyanıp idmana gelir mesela. Ben de çok severim. Ben de öyleyim. Ha? Aynen. Fix uykuyla geçiyor zaten zaman ama. Çünkü çok rahatlatıyor yani. Sen hiç ilaç, yani küre başladıktan sonra yarış hazırlığı yapmadın değil mi? İlk... Yok. İşte. Hiç bambaşka bir şey çıkabilir belki. Zaten natural yaptık yarış hazırlığı. Sonra başladım ama kilo artışı falan oldu. Klasik yarışamaz artık zaten Blanka. Klasik zor gibi gözüküyor ama bence benim vücudum ama mesela diyete girdiğim zaman böyle hatlarım gözüktüğü zaman böyle tam klasik gözüküyor. Tabii ya şöyle ama o estetik zaman, olduğun zaman estetiksin zaten. Estetik olduğun için sana klasik geliyor da bu kadar hızlı alabildiğini düşün. Size. Neden klasik ineyim değil mi? O da var. İnemezsin ki kanka zaten. Yani. Şöyle mesela belki bir sene daha yaparsın klasik ama imkanı yok. Şöyle düşün. Hadi bu sezonu hadi 125 kapattın. Geri düştün. Bir daha çok sezonu 135 kap, 130 kapattım. Öyle 150'ye doğru. Ya anladın mı? Ala ala gideceksin büyük ihtimalle zaten. Aynen. Zaten benim iştahta olan hiç sıkıntı yok. İştah zaten ben çok önemli. Var. Bak benim kendi tecrübem, deneyimlediğim bir şey bu. Gördüğümde bir adam iştahı varsa aynen, genelde büyüyor. İştahı varsa bir de idmanı yatıyorsa genelde eksiksiz. Her türlü büyüyor ya. Benim yediklerim insanlar çok şaşırıyor. Kolar yemiyor. Vallahi diyorum. Zaten 6000 kalori yemişsin bir dönem değil mi? Canım yani. Çok rahat diyordum bile yani, hiç zorlanma, sıfır yani. Çok zor, 6000'i zorlanmadan yemek ya. Yani seviyorum ya yani. Çok bozuyor mu? Ya o zamanlar bozuyordum, şu an ama bozmuyorum. Öyle mi? Tabii. Şu an haftada bir falan mı? Yok, daha hiç bozmadım ya. Harbi mi? Aynen. Çok iyi. Öğünleri sabah kendin mi hazırlıyorsun? Tabii canım, sabah. Hepsini sabah hazırlayıp bitiriyorum. Ya bunların hiçbirini Instagram'da göremezsiniz. Sadece bu videoda öğreniyorsunuz. Yani akşamdan evet, hazırlıyorum. Sabah hiç uğraşmıyorum. Pirinç kaç gram? Pirinç mi var şu an? Pirinç var, yulaf var, pirinç unu var. Tavuk? Tavuk var. Kaç gram yiyorsun mesela tavuk? Tavuk 700-710 gram arası yiyor. 700 gram tavuk, toz var mı? Toz var, protein toz. 100 gram var mı toz? 90 gram var. Bayağı iyi protein oluyor. Ya. Kaç gram ediyor? 25 kere 7. Yumurta da var. 10 tane of, falan. Bayağı protein. Bayağı protein. Güzel. Protein yüksek. Daha fazla kanka. Sadece hayvan. Yani sadece hayvan saldan gelen. Sadece 10 yumurta var. Akşam da yiyorum. Bayağı fazla. Çok iyi. Ben de yüksek protein her zaman. Pirinç ne kadar yiyorsun? Ben şu an çok öyle bir ölçü yok da. Yani minimum 1 kilo karbonhidrat yemem gerekiyor ya işte. Pirinç ne kadar mesela?
pirinç çok fazla yiyemiyorum ya. Mesela 600-700 gram maksimum. Onun geri kalanı konfleks, ekmek. Pirinç unu yemiyor. Pirinç unu arada işte 150 gram, 200 gram falan. Çok değişken yani. Ben vallahi belirli bir stik falan yok. Makroları tutturmaya çalışıyorum ya. Açıkçası kafamda oldu. Evet. Son zamanların tartışmalı hareketiyle başlıyoruz. Red Bull Down yapacaktık. Blanka dedi ki abi ben zaten içim dışım Red Bull Down oldu dedi. Çok verimli yapamıyorum. Abi burada su vardı ama. Yine gittik Red Bull Down. Şaşmayacaksın ha Red Bull Down'da. Sadık bir hareket. Nankör değil. Seni yarı yolda bırakmaz. Geçen bir eski videomu izliyorum. Bir Led Full'dan formum var. Şaka gibi ya. Falan yapıyorum. Isınıyorsun değil mi? Nasıl duruyor form? Uf, ha? Kaç set yapacağız? Bunu bayağı 3-4 set ısınırız. Isınma o zaman. Aha, ısınma da. Sonra 2 set working. Çok fazla tekrar yapmadan ısın. Aman yeter. Yeter lan. Bir set daha ısınsam. Yeter ya. Lan biz yaşlıyız ama. Tamam, direkt working set atıyorum. Okey. 10-12 tekrar. Kayacak ama. Ha, o 8 olur bak ona. 8 ona olur. Bütün ağırlık düşüreyim mi? Sen yaparsın ya. Çıkaramıyormuşsun. Bir iki tane çıkaramayacak zaten. Bas. Çok rahat. Bas. 1. Çok iyi. Bas. Tertemiz. 2. Bas. 3. Çok iyi. 4. Çok temiz be. Hadi 5. Çok rahat. Bas. 6. 7. Tertemiz. 8. Bas daha var. 9. Bas Muruk. 10. Var daha. 10. Bas. Abi çıkar hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah. Dur lan dur şu kafamıza falan çat. Guts. Başardı. Ben bir kere lat bulan bunu kırmıştım. Öyle mi? 3-4 yaptım. Bir çektim belim böyle oldu. Var o görseli istiyorum. Bak. ben de kırmak istiyorum lat bulan bir kere. Ama ne oldu? Belim böyle oldu. Düzleşti, kırılacaktı. Belim kırılacaktı. Ha. Nasıl korktum ama var ya. Evet, sıkıntı öyle bir şey olmaz sıkıntı. Ama o görüntü güzel yani. Lat bulan kırma. Maskülen bir görüntü. Maskülen bir görüntü. Biraz izlenelim. Son bir set daha work set. Tamam. Sonra row. Barbell row yapalım. Yapar mısın? Yaparım ben yapıyorum zaten. Yapıyor musun barbell row? Başta yapıyorum ama. Barbell row, T-bar row bu şekilde gidiyorum. Güzel. Ben niye başta?
Ben başta ilk bununla başlıyordum. Üzüm ye. Bağını sorma Ahmet. Bağı bende. Fazla. Çöpü de bende. Fazla merak. Fazla merak. Başa bela. Abi elim kaldı. Mahsur kaldım ama. Abi bulamadık ya tam dişimize göre bir şey. Pullover makinesi mi var? Evet. O nerede abi? İleride. Kendine sikip şunu çıkar. Oğlum adamı yardım. Elim kangren oldu. Abi şurayı bence çekmiyor. Hayati bir durum var şu an. Çıktı mı abi? Vallahi çıkmıyor. Sen itfaiye falan geliyorum tamam, şuradan var ya ne gülerim. İtfaiye gidip para kesiyor. Bugün bebeler Ankara'da. Abi illa Ankara. Ankara ayazı. Ankara ayazı. Sen merhaba neşesin. Ben giriyorum ya sete direkt. Tırın mı abi? Eskiden strap mi varmış? Harbiden oğlum ne gerek var senin o ellerine? Yani, zaten girmiyorum. Bana zor giriyor. Oh, üstteki 2,5 şey mi? Detay mı? Detay abi aynen. Gelişimin anahtarı abi. Progressive overload. Düşürür müsün abi? Düşürdün mü? Ha bilerek düşürdüm ya. Strap takamıyorum ya. Yapamıyorum ki. Çok iyi. Güzel. Ama bar dönüyor. Dönüyor değil mi? Dönen bir bar. O sıkıntı bak mesela. Isınma senin bu. He o sıkıntı bir set şey olay yalnız. İşte bunlar ufak detaylar ama çok önemli. Dönmesi dönmesi. Bu nasıl? Om keşke bunu koysaydık. Ya kullanıyor musun? Bu da fena değil ha. Başka var ya. Neyse. Bir dene bakayım. Evet. Klasik Barbarova geçtik. Blanka fena güçlü. Çok iyi be. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bas. Bas. Var da. Boz sıkıntı yok. Bas. Çok iyi. Bas. Sende. Çok rahat be. Bas. Oha. Çok iyi lan. Bas. Vay 12 tekrar tamam. Bize 8'de dönmüyor ya. O güzel. Ya bu. Döndü mü sende? Gerçi 8'de dönse de. Şu şekil tutuyorum ben. Tam şey, yani parmaklarına göre. Neyse. Var ya, var çok kötü ya. Yani şöyle büyük, kötü değil. Baksana. Spesifik hedefe, bizim hedefe yani hizmet eden bir bar değil. Çok dönüyor ya. Baksana kanka. Bakalım mı ya? Ha? Bence değiştirelim. Şunu alalım ya. Onu bitsin. Bu iki set değil mi? Hı hı. Back-off yapıyor musun? Tabii. Bir top set, aynen. Bir back-off set. Bu senin top setinde bu arada. Aynen. Pardon, kaç setiniz var acaba orada? Ne oluyor lan? Bir tane de 10 taksana Blank. Süper. 2 3 Haydi haydi var var. Abi süper var ya. Of. O kadar çok hissettim. Çok zordu ya. 10 tekrar yaptın mı? Oldu. 9 yaptım. Bayağı zordu ama ya. Şimdi düşüyor muyuz? Ya, sen bir senden sen aslında 140'la bir tane daha atabilirsin sanki.
Çok iyi yaptı çünkü. 10 kalsın ya bununla deneyim. Ben onunla 8 tek lan. Atarsın %100. Ya belimden korkuyorum. Belim var ya. Sürekli... Sıkıntı mı? Ya ağrıyor ya. Isındırıyorum. Esneme falan hareketleri yapıyorum. Çok iyi. Bas, çok rahatsın. Çok gergin, çok iyi. Bas. Çok iyi. Boz. Çok iyi. Soğuk olmuyor mu oğlum? Yok ya. Ankara ayazında. Ben hep şortla çıkarım. Ben son bir aydır eşofman giyiyorum. Üşümüyormuş. Ben de hiç üşümem. Ben rahat edemiyorum eşofmanın için. Kesinlikle. Eşofman şöyle. Ben şort bulamıyorum adam akıllı. Yoksa ben de zor zar zor oluyor abi. Tamam lan ısın ısın. Güzel oluyor. Burak'ta ısınma diye bir şey yok. Her set peynire ısınmalı peynire gidecek. Yo ben hareketi anlamaya çalışıyorum. Öyle mi? Aynen. Kalibre oluyor şu an. Kalibrasyon. Var da bu hale çok iyiymiş. Yaptığımız hareketler arasında en beğendim bu. Gerçi hepsi light pull'larla row yaptık ama. Benim bacaklarım yolculuktan dolayı acayip ağrıyor. Pusileşiyorum yavaş yavaş. Eşofman güzel. Öyle mi? Hediye edin. İşte sen olsun. Sen koltuğu değiştirdin mi? Yok aynı. Sen daha çek. Çek. Ananı sikeyim. İyi sol. Set atayım mı? Tabii tabii set. Sion strap. Hayır strap bilmiyorum ki. Beraber yapabiliriz bari. Ver bana. Gel beraber yapalım. Sen sırt mı yapıyorsun? Ne oluyor lan? Nasıldı? Ne? Elimden kaydı. İyi güzel hissiyat da bunu takacağım. Hep saramayınca sıkıntı. Yoktan gene tutuş gücü devreye giriyor. Ben mesela strepsiz hiç hareket yapmam. Sırtlar. Bunu aynı mı taktın? Çek çek abi. Süper. Süper. Çek. Sen daha. Uf. Sen daha. Uf. Uf. Oh. Üzeri fena ya. Bas. Çok iyi. Çocuk girsin. Sen giriyorsun ya, senden sonra girdiğim için elim kayıyor. Sen giriyorsun ya, aynen. Strap'i saramadın mı bunda? Yok, elim elim çıkmaz abi. Bundan sonra ne yapalım? Şu pullover makinesini deneriz. Aynen, onu deneyelim. Güzel. Yok ya, onunki çok büyük abi. Bu ne amma? Şöyle. Şöyle mi? Ya benim o kadar değil de var yine. Nereden geliyor bu? Aynen. Bunun geçmişi var mı? Yok. Bu ne oğlum? Ben yere koysanız abi. Seninkiler de büyük bu arada. Ben bu kadar beklemiyordum. Moglanmadım. Moglanmadın mı? Yok. Aynen.
aynı, senin daha uzun adlı. Benim mesela kol boyum kısa. Senin kolların çok değil mi? Bak dirseğinden sonra... Baksana dirseğine... Aynen bu avantaj var. Evet. Adam vücut geliştirme için doğum yaratılmış yani. Mesela benim avantajım ne biliyor musun? Kulacı açtı. Sen aç abi. Benim kulaç. Salon. Ya şuradan şuraya yemin ederim. Lastik adam vardı ya Fantastic 4'te de. Benderman. Onun gibi. Haydi var var. Şu tane daha. Çek. Bir tane daha. Bir tane daha. Amına koyayım. Yoruldum daha uşaklar. Benim bacaklarım titriyor. Ben yaşlıyım daha uşağım. Ben yaşlıyım uşağım. Ben bunlara gelemiyorum. Benim bacaklarım sızlıyor. Kafam zonglıyor amına. Bas. Sana da hafif geldi sanki. Ben bir tane arttırdım ya. Öyle mi? Daha tak arttık bana. Süper. Bir tane daha. Kalsın bir tane daha yapalım. Bekle dinle. Ya da bunu 3 yapalım. Bu 3 set olsun. Aynen. Geçen gün Tunay'la videonuz vardı. Tamam. Orada dedi ki, bu çocuğun dedi, omuz dedi sınavlar daha gelişmiş. Ya olabilir. Yani çok iyisin. Teşekkür ederim sağ olun. Kaç setiniz var bu arada? Kaç set? Bir set mi kaldı? Nasıl ya, yapalım? Yapalım bence öyle bakalım ya. Öyle mi? Bence öyle yapalım. 3 seti varmış. Abi sizin kaç setiniz var? Bir tane. Burada başka yok değil mi bunda? Neyse yapacak bir şey yok ya. Başka sehpa çekiyor. Yok ya. Hızlı hızlı gireriz. Evet. Boş abi. Çok ayıkamadım bu arada bunu şu an. Sehpa çeksek mi? Şey, yok yok, yılan böyle. Esneyebiliyor musun? Arttıralım abi. Bu arttıralım ya, ben ısındım zaten. Yani çok şeydi, hafif geldi diye bıraktım. Ben 6 tekrar falan. Bunu ne yapayım? 20 yap ben. Haydi. Haydi abi çek. Süper. Çok iyi be. Süper. Ultra fader oldu. Beyond fader. Bizden geçti. Bizden geçti. Gençler, gençler artık. Yeni nesil başka. Bizden geçti. Sen de geçti. Bu ne ya, amına koyayım. Bu ne kanka? Harbi Ramon bu abi. Bu ne amına? Sen eski bilekçilerden misin? Benim yiyen var. Bilekçi. Ben hiç bilek güreşi yapmadım. Sanayide yenen yok. Ben hiç bilek güreşi yapmadım. Gerek de yok. Ama bilek güreşi... İyi de mi? İyi de kaldı. Kanka bu kaldı. Ektamorf. İyi de kaldı, evet. Mezamorf. Her şey büyük olan o muydu? Her şey büyük. Her şey büyük olan benim kanka. Abi barfiks çekiyor musun? Sor Ahmet'e, ben geceleri nasıl uyuyorum amına? Ters pençe uyuyorum ben. Harbi.
inanmaz ki ama. Ben... Ya verim düştü. Verim düştü benim. Uzmanın verimi düştü. Bitsin. Gel poz yapalım. Pol yapalım. Tamam. Ben şu şeylerin sevabımıza dalgaları var. Blanka vücut form analizi. Her YouTube'da bulunduğu her videoda artı 10 kilo kas ekliyor. Maşallah. Ben bakayım. Oo kalçan iyi. Büyük avantaj. Işık düşsün oraya. Biraz şu tarafa gelsin ışık düşsün. Kafama kramp giriyor ya. Bir saniye. yok dur. Harbi mi? Kramp giriyor. Acıyor mu? Acıyor mu? Sıkarken çok şey. Tekrar. Saç çez. Evet, ön pozları çok kuvvetli. Eksik falan değil. Eksik aldınız. Ya şöyle, ne açıdan baktığına bağlı. Çok iyi. Çok iyi. Bu kadar iyi beklemiyordum. Size'ın tam yerinde. Daha toplayacağım abi şu an. Tabii şu an cruise'dan sonra. Daha iyi. Ya şöyle, peak formun şu an ucunda yani. Şöyle düşün. Hem daha kuracaksın hem daha size'lanacaksın yani. Ayıktın mı mevzuyu? Daha da gelecek. Birlikte pozlayalım abi. Ya da konudan sonra mı pozlasak ki? Ya abi biz ne geçiyor bu ne ya? Of. 3 ay 5 ay takılsa bu sefer başka bir yere gittiğin zaman dersin. Güzel de kalabalık ya. Evet. Güzel sonra bu arada neydi? Çok güzel. Most Life. Most Life'a buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz gerçekten. Çok sağ olsunlar ilgilendiler. Baştan aşağı mükemmeldi. Her şey için teşekkür ederiz. Aletler mükemmel. Ankara'da neydi bu? Kent Park. Kent Park'ta bulabilirsiniz. Hadi Fashion Sports'un yeri ayrı. Ankara'ya gelirsen bir dahaki planlarını burada yaparım. Tabii beni kabul ederlerse. Büyük ihtimalle bugünden sonra banlanabilirim. Sağ olun aynen. Evet, Ahmet mikrofonu unuttuğu için buraya koy Ahmetciğim. Ahmetciğim buraya koy. Özür dilerim. O yüzden tekrardan kayda başlattık. Yemek yemeye geldik. Evet. Yükleyeceğiz, cheat meal yapacağız. Burak'ın iki hafta sonraki ilk cheat'i. Doğru mu? Yani, çok açım. Çok. Bir espri yapmıştım, tekrar yapmama gerek var mı? Bizim 3 saat falan tarzı. Onu yapmayalım, aynı tadı vermez büyük ihtimalle. Bence gerek yok yani. Söyle ama daha önce söylediğin, o yüzden kimsenin gülmediğini söyle. Gülmeyecekler, boşver. Bu arada Burak gerçekten benim hani... gördüğüm noktada antrenman konusunda bütün her şeyi tamamlamış yani. Failure'a çok iyi gidiyor. Çok güzel bir güç temelim var. Acayip güzel yani. Gerçek 160 kilo. Ya, şu an hani... Kesinlikle yani bir güçlenebiliyorsun. Bu net belli. Bir de failure noktasında yani kendini antrenmanda çok iyi pushluyorsun. Bu çok aşikar. O noktada bence her şeyi oturtmuşsun yani. Yani antrenman konusunda bir onda hiçbir sıkıntı aynen. Yok. Aynen. Antrenman sadece konusunda hiçbir sıkıntın yok bence. Üstüne koymam lazım. Zaman sadece. Yani zaten iştahı da var. Yemek de yiyebiliyor. Disiplinli. Rutini var. Yani Burak'ın zaten hani
sonuç almama gibi bir ihtimal yok. Keza kısa sürede de bu kadar gelişmenin sebebi aslında bence bunlara oturtmuş olman. Yani antrenman, tabii genetiğin de iyi yani. Şimdi genetiğin kötü değil, genetiğin de iyi ama hem antrenman hem de beslenme noktasında hiçbir bence eksiğin yok. Zaten dikkat çeken noktalar da bu seninle alakalı bence. Kesinlikle. Evet abi. Evet abi. Onaylıyorum abi. Onaylıyorum. Şey stabil. Abi doğrusun. Stabil. Doğru. 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 Doğru abi. Yarın off mu? Şans splitinde 3 gün off bir gün 10. Pardon. 3 gün off bir gün 10. Normalde dün işte kaydırdım. Onu ayarlarım. Push pull legs off. Push pull legs off. Push pull legs mi? İlk çekiş sırt gününde arka bacakla. Diğer ha. Sırt gününde ön kol var. Ön kol fora. Yok, biceps. Ha biceps. Aynen. Fora mı gibi? Özledim. İtişte de ikinci, yani ikinci günde ikinci... Omuz var. Komple push. Ha. İlkinde de sadece göğüs. Göğüs omuz. Anladım. Kolda ayrı var bende. Kol ayrı günü var mı? Aynen var. Dört gün oldu oğlum. Şimdi sırt, arka bacak, göğüs, omuz, kol günü. Off veriyorum. Sonra bacak, tekrar sırt, ön kol, sonra... Anladım. İyileşebiliyorsun ama buradaki. Güzel, yani zaten bayağı protein falan da iyi alıyorsun. Aynen. Her şey rutinse, bir sıkıntı yok. Recovery oldu ama. Zaten daha blast'ın başı ya, daha yani. Aynen. Sen şu an bu güçteysen büyük ihtimalle bayağı iyi bir güçlenirsin gibi geliyor. Bence de. Şu an... Yeni mi başladın biraz? Aynen. Yeni bir, iki hafta oldu. İkinci haftasıymış. Yani şey yoktu daha zaman ama dört haftada daha dur şu an. Yani. Sen evet. Büyük ihtimalle biz bir videoda, yani şu an üç hafta sonra mesela geldiğin zaman. Bambaşka oldu. Aynen bir video daha çekeriz. O zaman büyük ihtimalle bir minimum 5-6 kilo almış olursun diye tahmin ediyorum. Bakalım şu an, şu an kilo artmıyor da. Artmıyor mu? Büyük ihtimalle kalori, az alıyorum zaten. Yani. Kalori yavaş arttıracak, yavaş yavaş kilon da artar. Yani. Dedim ya acıkıyorum diye mesela. İştahın zaten yavaş, çok iyi noktada. Çok iyi, aynen kesinlikle. O konuda haftada 5 gün kardiyo var zaten. Kardiyolar benim... işte ben bir ara bırakmıştım. Çok hata yaptım orada. Bıraktığın zaman ne hissettin mesela? En değişiklik olarak. Ya iştahım yine vardı ama... Eskisi kadar iyi. Aynen. Şu an mesela o şey... Yo, aktif olmak çok önemli ya iştah konusunda. Ve daha kendimi iyi hissediyorum. Mesela ya mesela sabah yaptığın atıyorum 500 kalorilik bir kardiyo, tamam, 400 kalorilik bir kardiyo sana gün sonunda 1000 kalori yediriyor yani baktığın zaman. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden kardiyo çok önemli. Özellikle bir kesinlikle sen statistik yürüyor sadece zaten değil mi? Sadece aynen. Yürüyorsun. O bile efektif. Yani öğünlerden sonra 10 dakika bile yürüseniz aslında gün içinde baya faydası olur ama tabii kim bunu yapmak da biraz istiyor yani. Aslında bir şey değil, 10 dakika yürünür de. İştah dışında ne etkisi olur abi? Mesela katta iştaha gerekmiyor. Kalori yakıyorsun. Kalori. Başka bir şey var mı? Tabii ki de sağlık baktığın zaman yani kardiyovasküler kapasiten ama çok yüksek bir heart rate'in olmadığı için aslında çok %100 istediğin faydayı alamayabilirsin ama her türlü aktif olmak. Ya insanoğlu zaten yürümesi lazım kanka yani sen hareket ataların zaten yani. Hani senin 30 metre 100 metre yürüme adam 2 kilometre yürüyor yani. Sadece böyle. Yani yürümen gerekiyor aslında. Ya tabii kalınca imamın dediğini yaptığını yapma. Bırak şimdi yani öyle de bir kelime var. Yani ama yürümek tabii faydalı. Ya sen mesela şu an kilo verdiğin bir dönemdesin. Evet. Ne kadar burada pizza burger de yesen kilon ben düşüyor. Ben gibi veriyorum abi. 114 nedir ya? Ahmet de vardı 10 kilo verdi. 10 kilo verdim kaldı 15 kilo. Kaldı bir 15 kilo. Yemediğimi olsun. Mesela adım hedefi koyabilirsin kendine. Biz adım hedefi koyuyorduk mesela. Ya kardiyoyu sabit tutup baktığın zaman mesela 5000 adım ekstra attığın zaman takribi sana mesela bir 30 dakikalık kardiyonun yaktırdığı kaloriyi verir. Anladın mı? Yüksek bir heart rate'de. Ama statistik seni yormaz mesela. Anladın mı? İyileşmeni etkilemez. Kardiyoya göre daha keyifli. Aynen. Daha keyifli olduğu tartışılır ya. Sen peki evde bisiklet var mı? Yok mu? Bisiklete gerek yok ya. Bisiklete inanmıyorum. Dışarıda yürümeyi tercih ediyorum. Ya çok yağmurda falan bozmuyor mu? Seviyorsun. Eminem açıp boz yourself. Suyu ne kadar su içiyorsun günde? 7-8 içiyorum. Harbi mi? 8 içiyor musun ya? Makine. Maşin. Zaten idmana gitmeden ben 3 litreyi bitirmiş oldum. İdmanda 2 litre içiyorum. Akşam da eve gelince çok içiyorum. Ama sürekli tuvalete çıkıyorum. Ya ben yarışa hazırlıyım.
Günde 2-3 defa uykum bölünüyor tuvalete kalıyor. Öyle mi? Aynen. Evet, o yarış hazırlığında çok oluyor ya bende. Çünkü yarış hazırlığında çok su içtiğim için. Ben yani bir şey şöyle yapabilirsin. Uyumadan mesela 8 litre içiyorsun ya, uyumadan 1,5 saat önce sıvı alımını kes, 1,5-2 saat önce. Aynen. Büyük ihtimalle bu, gece çok kalkmaz. Gece kalıyor ya bazen. O zaten fix ya. Yani. O zaten herkesin genel bir sıkıntısı yani. Mesela su içiyorsun, geceleyin atıyorsun 1,5-2'de bitirmiş oluyor. Sonra kalk tuvalete, aynen, kalk tuvalete. %100. Yani. Evet, ama su içmek her türlü hissettiriyordur ya. En az 6 litre. Tuz? Tuz daha hesaplanmıyor da, tuz 10-15 gram. Var mı? Aynen. Güzel. Bırak her şeyi doğru yapıyor ya. Sadece şu an tek şey zaman lazım. Aynen. Şey gibi abi. Samsun'un optimal hali gibi. Aynen. Değil mi? Optimal hali. Optimal Samsun'un. Optimal Samsun'un. O pis aslında besleniyor. Pis onlar beslenmiyor da. Şöyle pis beslenmiyor da. Makro sayılır. Sen bak, sen Samsun'un antrenman formasını daha iyi halisin. Beslenmesini daha iyi halisin. Ben de bazen yani bozduğum oluyor ben. Ya, şu an öyle olduğuna bakma yani. Ha, formu mu yiyorsun? Yok, yemeği var. Yani o her gün ama. O bozmuyor ama kalorisine sayıyor. Ama neyden yani, ben bir ara her gün bozuyordum yani. Çikolos. Dinlenmeliydim ya. Bir hafta önce 4 günde 3 kere hamburger yedim. Aynen. Olur. Mesküvin falan yiyorum, ben de yiyorum mesela. Yiyorum abi, bana koymuyor ya. Tabii adam bütün bulk yapıyor. Yani 300 gün öyle yiyor. Ya makrosunu tamamlamak için yapıyor. Yani op- ya şöyle, sonuç olarak... Aynı bahane, çikolata sütü şahane o. Bu arada o içtiği çikolata sütte yağ yokmuş. Carb Master diye geçiyor yani. 3 gram falan, makro bakımından iyi yani. Şekersiz. Ama sindirimi çok kötü oldu, cildi mildi akıllı olan. Toleransın var diyor, ona rağmen içiyor, tadını seviyorum diyor. Onun cildi bayağı kötüydü de sonra. Rock... Şu an iyi ama, şu an iyi. Öyle mi? İyi yani, gene kötü, çok kötü. SJ kullandı ya, Roaktan mı? Zakutan mı? Akuten. Aynen öyle bir şey, akne ilacı. Akuten ben onu kullandım, ben de kullandım onu. Akuten kullandım. Üniversitedeyken mi? Akutan mı ne? Akuten şey. Akuten kullandım. Aynı şey. Roaktan. Akutan. Ha, onun şey hali mi o? Eczane adı mı? Gibi bilmiyorum. Zerotonin. Doğru mu? Zerotonin var. Zerotonin. Bir ne halledir karaciğerim aracıya? Ölecek. O çocuk. Hayır. Bu videodan sonra Blanco ölecek tarzı bir video gelebilir. Yok, bence gelmez. Sana öyle bir video geldi. Öleceksin yazan var mı sana? Çok güzel. Yani. Sana da mı yazıyor? Oğlum niye bu ölecek? Bu çocuğun ne? Öleceksin yazıyorlar mı sana? 25'i var mı? Allah, bu öleceksin sadece bize özel değil. Herkes özel bir öleceksin. Büyük şey, mesela Hikmet'e de çok geliyor. Mesela bakıyorum Hikmet'in yorumlara post attığı zaman. İşte de, yaşarsa şampiyon falan yazmışsın. 500'ü görürse. Aynen. Beş, yaşarsa büyük ihtimalle iyi bir yere gelir. İnşallah 30'u görür, inşallah 40'ı görür. Yazıyorlar mı? Oo, çok mu? Bak onlar için o yorum yazmak için iki etken olması gerekiyor. Yaşı küçük olması lazım, bir anda büyümüş olması lazım. Evet. O yüzden. Büyüksün yan yana görünce hiç şey de var mı? O yüzden yazıyorlar. Sana da mesela. Ne? Sana zaten. Sana kurucusu ama. Ben kurucusu oğlum başla. Ben kendime yazıyorum artık. Caption'lara öleceğim. Amazing. Adela genç istiyor. Benim ağzım sulanıyor şu an. Tamam, sen yemeğini Ahmet'i bekletmeyelim. Kapatacağım mı? Bu da Ahmet'in, bak Ahmet 160 kilo bazıcının yedi. 114 kilo kameramanın yedi. Cenga. Evet, Blanka'ya teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim abi. Yani. Thank you so much. İnşallah İstanbul'a geldiğinde tekrardan bir antrenman dağıtarız. Güzel bir Ankara seyahati oldu bizim için. Kendinize iyi bakın. Kütle Sanat'ın bir dahaki bölümlerinde görüşmek üzere. Peace out.